Oldu. Aşağı göster. File Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra yeniden Şahin abi ve Hani abinin damındayız. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, uzun zaman oldu. Hepiniz de istiyordunuz. Şimdi bizim bir geleneğimiz var. 2019'un ilk videosu, 2020'nin ilk videosu ve bu da 2021'in ilk videosu oluyor. Şimdiden arkadaşlar hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu kümesi daha önce zaten biliyorsunuz, bunlar sürekli seyip kalan gündüz kümesi. Kümesi de şu şekilde. Zaten buralara daha önce göstermiştik. Bilmeyenleriniz vardır. Şu beyaz mıcıriyi bile tanıyanlar vardır. Her zaman söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Videonun başında da gördüğünüz gibi manzara her zamanki gibi 10 numara. Bir nevi burası Gökdelen arkadaşlar. Gökdelen'in tepesinde bu şekilde kuş beslenir. Bu kümes bu şekildeydi. Sırasıyla şimdi sizlere kümesleri tanıtacağız. Şahin abi, burada kaç tane kuş var? Burada 70 tane falan var. Kuşumuzun sayısını çok fazla. Evet arkadaşlar, bu kümes bu şekildeydi. Gelin diğer kümeslere geçelim. Arkadaşlar burası da posta çitlüsü. Burada yavrular, anne ve babaları var. Burası üçüncü kümes. Daha önce de şurasını göstermiştik zaten sizlere. Buraya ne diyecektik Şahin abi? Heh, Köysan'da arkadaşlar burası. O kümesin, ilk kümesin hemen arkası. Bu kümesi de göstereyim sizlere. Evet, çakmaklı alacapostalar, güya alacapostalar, ak kuyruk postalar. Şurada güzel bir göğe posta var. Ve benim en sevdiklerimden göğe alacak posta şurada hemen. En başta. Bir önceki videodan bu yana bütün kuşların hepsi değişmiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videonun sessiz olan kısımlarını izliyoruz. Sadece amacımız sizlere kuşları tanıtmak. Daha bir kümesimiz daha var. Asıl kuşlar orada. Şahin abinin altın kümesi. Abi niye çütlüler yukarıda? Aşağıdan yukarı çıkardığımızda hayvan korkuyor. Yani yabancı bir yere geldiği zaman atlıyor aşağıya hani. Ama burada yerinde yavru çıkıp alıştığı zaman yerine, o zaman hiç yabanilik çekmiyor. Bir de burada aşağı düşen kuş kolay kolay çıkamıyor, yavru zayıf oluyor daha. O yüzden yukarıya aldım. Uçuracağımız kuşların yavrularını genelde burada alıyor. Zaten ayrıyetten aşağıda da kendi kökümüz var.
Arkadaşlar şimdi özet geçmek gerekirse şöyle, aşağıdan yukarıya yavruyu küçük çıkardığın zaman ya hasta oluyor ya kayboluyor ya da düşüyor. Yani bir şekilde bir şeyler oluyor ama direkt kümeste çıktığı zaman anne babası da yanında olduğu için yerini daha çok benimsiyor. Biliyorsunuz posta yavrular yeme düştüğü zaman uçuma çıkmaya başlar. Onun için direkt bu kümesten kendi kendine eğitiyor. Ve ilk çıktığı yer burası oluyor. Yavrular daha sağlıklı oluyor. Yani bu kümeste yani bu damla karışma yapıldığı için kuşları daha çabuk, daha hızlı hazırlamış oluyorlar. Evet. Doğru mu abi? Tabii ki yani. Hayvan şeylik çekmiyor, yabancılık çekmiyor. Direkt bir de anne babayı gördüğü zaman daha sakin oluyor. Ve küsmüyor, yuvaya küsmüyor. Şimdi aşağıdan getiriyorsun. Anne baba aşağıda, hayvanı direkt yukarıya çıkardığından bir de ayrı bir hava. Aşağısı sıcak, burası soğuk oluyor. Hayvan o şekilde kırılıyor. Artı bunlardan başka zaten daha çiftler var gezintinin altında da. Gezintinin altı şurası arkadaşlar. Bir de aşağısı dediğimiz yer orta kat var. Orta katın tamamı kuş arkadaşlar. Yani budamdan daha büyük. Ortalama iki oda büyüklüğünde kümes var. Bir de onun haricinde bu salın olduğu yer kadar geniş bir balkona sahip, alana sahip. Orası komple çütlü için. Misafir halemiz. Tutsak kuşlarımızı koyduğumuz yerler. Yani güzel kuşumuzu içeride tutuyoruz. Kötü kuşlar, tutsak kuşlar dışarıda. Misafirimiz de sevdiğimiz dostlarımız genelde bizi ziyaret ederler. Oturacak bir yer de lazım bize. Allah dostlarınızı eksik etmesin. Allah razı olsun. Gerçek dostlar. Abi dostun gerçeği kötüsü olmaz. Dost dosttur. Yani şimdi eğer gerçek dostun değilse dostun değildir yani. Demek istediğimiz şey şu arkadaşlar. Yavruyu şu şekildeyken yukarıya çıkartmak, kümese çıkartmak gerekiyor. Onun haricinde bu kuş ölene kadar yerini arıyor. Bu kuşun yeri de altta olduğu için şuraya geriye kaçtı bakın. Oran yavrusu. Yeri de altta olsaydı şimdi ölene kadar alt tarafı aramış olacaktı. Ama şu an öyle bir sorun olmuyor. Çünkü kuş yerini biliyor arkadaşlar. Bakın orada da bir tane yavru var. Yine böyle bir video postamız var. Evet, sen büyüyünce karışma mı yapacaksın? Sen neye karışmaya gidecek? Az önceki gördüğümüz morun kardeşi de burada. Şurada bir asfalt parçası. Sarı postamız. Maşallah. Evet arkadaşlar, lütfen kuşu beğendiyseniz yoruma maşallah yazın. Burada da yumurtalar var. Aa, bunlar neyin yavrusu? Türkeş bir. Sulama. Sanki böyle bir kırmızı gibi duruyor. Bunlar verir her şey. Anne baba belli olmaz. Evet arkadaşlar, çütlü kümesiniz de bu şekildeydi. Şimdi soranlarınız olacaktır. Abi kümesleri çok hızlı geçtim. Orta kümesle takıldım. Arkadaşlar ilk kümestekiler gündüz kuşları. Onlar fazla ilgilenmiyorlar. Orada 50 tane yani 70 tane kuş var. 50 tanesi dişi. Daha doğrusu dişi kümesi desek daha doğru olur. Evet arkadaşlar, bu da 3. kümesimiz. Ve kuş, uçum kuşlarının olduğu kümes. Burada kaç tane var abi? Burada 80 tane var. Buradakilerin hepsi erkek. Bir tane menaj dişi var burada. İki tane. İki tane dişi var. Biri garanti.
Arkadaşlar normalde bu kuşlar saatli olarak açılıyor. Bir sabah saat 11-12 gibi açıyor Şahin abi. Bir de akşam saat 5 gibi, doğru mu abi? Bugün video çekeceğiz diye. Aynen. Bugün video çekeceğiz diye kuşları bizim için erken açtılar. Fazla da yormaya gerek yok. Kendi hallerine göre bırakalım uçsunlar. Şu tarafı çekmiyorum arkadaşlar. Güneş var zaten, güneşten gözükmeyecek. Sizin de başınızı döndürmek istemiyorum. Arkadaşlar kuşlar havadayken biraz da Hani abiyi tanıyalım. Daha önce zaten Şahin abiyi tanıyorsunuz. Onunla çok muhabbetimiz oldu. Şimdi çoğunuz Hani abi tanımıyordur. Hani abi öncelikle selamünaleyküm tekrardan. Abi seni şu tarafa alayım. Hoş bulduk tekrardan. Şimdi güneş var ya orada. Hani abi sen normalde ne iş yaparsın? Ne işle meşgulsun? Sanayide esnafım. Mobilya işiyle uğraşırım. Kardeşimle beraber. Allah afiyet versin. Uzun yıllardır sanayideyiz. İşte yani boş vaktimiz dediğimiz işten çıkıp geldikten sonra da burada kardeşimle beraber gene kuşla boş vaktimizi geçiririz. Kaç seneden beri kuş besliyorsun abi? Valla esas bu merak kardeşimdedir de ben de aşağı yukarı bir 30 sene 35 senedir uğraşırım kuşla. Arkadaşlar önceden burası müstakil evdi, yani apartman tarzında değildi ve en alt katında bahçede güvercin besliyorlardı. Ben de o zaman böyle 7-8 yaşlarındaydım. Bu dama gelip giderdim. O zamanlar güzel zamanlardı. Güzel kuşlar beslerdik. Şabiler, beverdiler, lüsevetler, göl nakışlılar, kara nakışlılar. Lakin şimdi o kuşlar kafes kuşu olduğu için biz de burada bu gece karışmasıyla egolarımızı, hırsımızı attığımız için genelde posta kalemi üzerine veya posta kırmaları. Bizim için yani bu zevkte kuşun renginin, cinsinin önemi yok. Yüreğinin, hırsının. Şu açtığımız zaman ne kardeşim ne ben bayrak sallayacak yaşta değiliz. Islık çalmayı da zaten bilmeyiz. Bilsek de komşularımızı rahatsız etmemek için öyle bir girişimde bulunmayız. Kuşumuzu açtık mı direkt parçaya vurması lazım. Yani onun için de bu tür kuşlar, posta kuşları, posta kırmaları besliyoruz. Elbalar aşağıda farklı şekilde kuş üretmeye çalışıyorum. Hani herkes sevdiği kuşu besler. Evet. Biz de sevdiğimiz kuşu besliyoruz. Abi derler ki böyle işte baştan karaydı, kırmızı güllüydü, sarı güllüydü, güllü kalemi, yani bu tarzda kuşlar posta kadar iş yapar diyorlar. Şimdi ben takipçilerimin ağzıyla soruyorum sana. Niye posta, niye askeri kuş? Şimdi neden? Bizim damamızdan, elimizden yılda aşağı yukarı 1000 veya üzeri kuş gelir geçer. Bunlardan ilk önce baktığımız zaman fiziği aklımıza yatacak. Sonra damımıza koyduğumuzda kardeşim misal bu işlerle özellikle kardeşim ilgilenir. Kuşu bırakır. Derim Şahin nasıl çıktı bu kuş? Abi bu kuş aklıma yatmadı. O kuş isterse ejderha olsun. Biz o kuşu hemen damımızdan eleriz. Kuşun rengi diyelim ki siyah veya göl. Kuşu bıraktık. Kardeşime derim ki nasıl? Der ki abi bu kuş bize hizmet eder. O kuş... Misal kardeşim der ki, kardeşime sorarım bu kuş nasıl çıktı? Abi bu kuş iyi, o kuşun bizim için rengi, deseni önemli değil. O yıl demek ki biz de kardeşim eğer ki geçerli not verdiyse o kuşa, o kuş bizim için bu senesi karışma yapacak demektir. Ta ki parçayı değiştirene kadar kalır bizde. Tam da güneş var. Gel oğlum gel, şaşırma gel. Evet arkadaşlar, sizlerden gelen bir soruyu daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki çektiğimiz video gece karışmasıydı. Gece karışmasında Hani abi bir kuşa şebeke atmıştı. Takipçilerimiz de bunun üzerine altına işte Hani abiye birkaç soru sormuştu. Hani abi orada şöyle bir cümle kullanmış. Biz kimsenin kuşunu almıyoruz, vermiyoruz demişti. Takipçilerimiz de bunun sebebini sormuştu. Biz de kendisine soruyoruz.
Şimdi öncelikle o gün kuşu saklamamın nedeni, kuşun sahibi, tanıdığımız veya tanımadığımız bizim için fark etmiyor. Hani işte falan kişinin kuşunu tuttum bugün diyerekten kişiyi rencide etmenin, küçük düşürmenin bir şeyi yok. Onun için kuşu o gün gizledim. Evet, normalde de bu gece işinde, misal senin babamdan öğrendiğim bir kelime, kuşu kaçırmadıkça, kuş tutmadıkça bu kuşçuluktan bir zevk alamazsın demişti rahmetli bana. Gerçekten de doğru. Biz de çok kişiyle alıp vermiyoruz. Tabii ki bu damın da bir gideri var. Bu kadar kuşa bakmak da kolay değil. Şimdi bu toplam kuş, kaç tane kuş var abi? Vallahi kuşumuzun sayısını tam bilmeyiz. Eksiğimizi biliriz ama sayı olarak. Yani ortalama değil. Şimdi yem yani, giderlerinden saymak lazım. Bir güvercin günlük 24 gram yem yiyorsa. Yani aşağı yukarı 450-500'e yakın kuşumuz var. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki biz videoda o kadar kuş görmedik. Buranın dediğim gibi bir alt katı var. Orada çütlüler, tutsaklar ve yavru kuşlar da var aynı şekilde. Ben arkadaşlar orayı göstermek istemedim. Şimdi kuş biliyorsunuz videoya çekiyoruz. Nazar muhabbeti ne arkadaşlar? Dediğim gibi ben inanmıyorum. Kuş öldüğü zaman da bu sefer benim vicdanım rahat olmuyor. Hani acaba benim yüzümden mi oldu? Şu sebepten dolayı mı böyle oldu? Bunlara şey yapmamak için bu yüzden dolayı çekmedim ama sizin için videonun sonunda böyle ufak uzaktan bir gösterim yaparız. Videoyu kapattıktan sonra. Evet arkadaşlar, kuşların uçumunu gördük. Az önce biz bayağı zamandan beri muhabbet ettik. Bayağıdır konuşuyoruz. Konuşurken kuş havadaydı. Havada fazla çekemedik. Çünkü güneş vardı arkadaşlar. Bu arada güneşin vurduğu bir de platin var. Arkadaşlar bu kuşları Hani abi özellikle besliyor. Altta bunun gibi niceleri var. Kendisi çutlusunu çıkartıyor. Kümese geçti. Şurada arkadaşlar. Sonra onun gibi bir tane şurada bir kafası beyaz kuyruğu siyah. Pardon, kafası beyaz kuyruğu beyaz bir alıca var. Şurada bir kırmızı gümüş kuyruk bozması var. Şurada bir kırmızı gümüş kuyruk var. Şurada bir mor alıca posta var. Hemen üstünde bir siyah bango. Şurada bir siyah ispir var üstte. Şurada bir kara alaca posta var. Şurada bir göğe alaca posta var. Şurada bir göğe gümüş kuruk. Bir keşpir var arkadaşlar. Şurada çok güzel bir kırmızı keşpir posta var. Evet arkadaşlar, merak edilen bir sorumuz daha var. Onu da soralım. Çoğu arkadaşımız şunu sordu. Dedi ki Hani abiye, Şahin abiye sor. Bu kümesi, gezintiyi, salı yaparken ne kadar para koydular? Vallahi arkadaşlar, keyfe konulan paranın hesabı çok yapılmaz. Tabii iyi para koyduk. Yani bugünün şartlarında böyle bir kuş besleyecek yere sahip olmak için aşağı yukarı 40-45 bin lira, 50 bin lira civarı bir para koymak gerekir. Zaten kuş kendini yapar. Biz bunun getirisine de çok bakmayız. Çok şükür işimiz iyi. Memlekette hemen hemen yaptığımız işi tek başımıza yapıyoruz. Rakibimiz yok. Dediğim gibi bundan bir getiri beklentimiz yok bizim. Boş zamanlarımızı öldürsün. Kötü insanlardan bizi uzak tutsun. İşin stresini burada atalım. Yoksa kuştan gelecek para çok da önemli değil. Şimdi burası abi kaçıncı, dördüncü katın üzerine mi oluyor? Valla hiç hesaplamadım ama altta iki daire var. Üstünde bir kuş yerimiz var, çütlü yerimiz.
Bir üstünde normalde kardeşimin yavruları ilk çıkardığı yer var. Şu an orayı kullanmıyoruz. 2, 3, 4. Burası da 5. kat olarak geçer herhalde. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman burası 5'in yani imkansız 5. kat olamaz. Şöyle gördüğünüz gibi yani şuradan baktığınız zaman memleketin en yüksek damı. En yüksek damı demeyelim de. Hayır şu anlamda en yüksek damı. Tabii bizden daha yukarıda evler var ama her yerden gözüküyor arkadaşlar. Memleketin karşıdan nereye giderseniz gidin gözükür. Yüksekliği bakımından şu yerle kıyaslıyorum arkadaşlar. Metre. 25 metre 30 metre. Yani kuş için ideal bir yer. Şu an memleketin en ideal damı. %70'i mutlaka bu dama gelir. Gezer. Kuşunuz kayıpsa arkadaşlar buraya sorun. Sorabilirler. Arkadaşlar burada siz kuşu tutmazsınız. Kuş sizi tutar. Bunun anlamı bu. Birazdan insanlar geceye çıkacak. O yüzden dolayı bunlar kapatılması gerekiyor. Şöyle uzakta duralım. Geç. Ne kadar şeker geçti de. Soyak geldi soyak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yırtıcı kuş. Bizim de bunlar bugünlerde başımıza musalla. Arkadaşlar az önce sizlere bahsettiğim yer Çütlü'nün olduğu yer. Şahin abinin, Hani abinin misafirlerini ağırladığı yer burası. Gördüğünüz gibi burada tutsak güvercinler, yavrudan çıkan güvercinler, özel alacapostaların yavruları burada. Orada da var arkadaşlar, burada da var. Şimdi abi az önce bahsetmiştik, burada neler yapıyorsun? Mesela burada ne yapıyoruz? Karışma sezonunda bizim tabii yakıyla görüştüğümüz, bu işe gönül vermiş, karışma işine gönül vermiş dostlarımızla akşam oturup günün kritiğini yapıyoruz. Ne tuttun, ne kaçırdın, eksiğin var mı, fazlan var mı? Harici çayımızı, kahvemizi oturup dostane güzel bir sohbet ettiğimiz yer burası. Ayrıyetten tutsaklarımızı genelde buraya atarız. İçeriden dama çıkartacağımız yavruları ilkin bir ay burada tutarız, ondan sonra dama çıkartırız. Yani bir neyi karantinada olarak kullanıyor. Evet, aynen öyle. Buranın görevi bu. Burada ne var? Burada da artık hani gözden çıkmaz dediğimiz kuşlarımız var. Biz de hizmetini bitirmiştir. Lakin 3-5 kuruşa kimseye vermemek yerine hemen buraya atarız. Burada yavrusunu alırız. Misal şurada yenile yaptığımız bir çift. Bugün senin için açayım. Şunlar şu an. Bunlar bu an memlekette iyi paralara giden kuşlar. Şöyle göstereyim. Meşhur mizler bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram'da sizlere bir kuş cinsi göstermiştim. Daha doğrusu bunlardan bir fotoğraf göstermiştim ve sizlere bu kuşun cinsi ne diye sormuştum. Çoğu kişi de Göyalaca posta demişti ve değerini sormuştum. Değerinde de arkadaşlar 80-150 arası değişiyor demişlerdi. Şimdi bir de bu kuşu yetiştiren insana soralım. Ya şimdi böyle bir çift eğer satkansa, mesela bunlar Metin abimizin bize şöyle verdiği bir dişi. Dişinin yavrusu. Aynı dişinin yavrusu. Sonra elimize bir de erkek geçti. Onlarla türettiğimiz kuşlar. Tabii bu kuşların Aykut kardeşimin dediği gibi değil. 80 lira, 100 lira gibi. Hayır şimdi abi bizi dışarıdan takip edenler tabii var. Tabii ki. Her ırkın kendine göre fiyatı var. Mesela bu kuşların bugünün fiyatıyla bir çiftinin, şu an dışarıya çıkardığım çiftin fiyatı 1500 ila 2000 lira arası gider. Tabii bu satıcıya göre de değişir. Şimdi ben de bunu daha önce diğer videoda söyledim de bir de sen üreticisin, senin ağzından duyalım dedik. Tabii. Şimdi ben 500 lirayla 2000 lira arasında bir yok, fiyat verdim. Yani 500 lira dediğimiz kuşlar nasıl kuşlar? Mesela şu. Anne. Dışarıya değer fiyatı 500 lira, doğrudur.
Lakin bu dışarıya çıkardığım kuşun formasıyla onun forması çok farklı. Hayır, ben abi şeyi sordum. O bir Alaca postaları Instagram, şimdi bizim Instagram kanalımız var. Orada 50 bin takipçi var. Ben bazen böyle anket şöyle yapıyorum. Açıklayalım o zaman sana. Yo Alaca posta. Yo Alaca posta. Şunun eleceği 50 lira. Arkasındakinin forması biraz daha üstün olduğu için. Yani 100-150 lirayla. Mesela şurada bir kuşumuz var. Lizlerin ata babası ha? Yani bu kuşu da paha biçemezsin. Yani şu kadara satarım dersin. Bir tanesi de çıkar aldık de. Buna paha biçemezsin. Sevenine göre fiyatı değişir. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar içeride bir çift nakışlı vardı, onları göstermedik sizlere. Ben şöyle yakalamaya, göstermeye çalışayım. Erkek Necat Zan kardeşimizin bize hediyesi. Dişi de Sadık Yayla abimizden hediye bize. Buradan onlara da selam olsun. Maşallahları var abi, çok güzeller. Evet arkadaşlar, burada da günün tutsağı var. Siyah alacakız. Bunun gibi niceleri vardı arkadaşlar. Yukarıda kuşları da gördük. Onların içinde de vardı da biz özellikle vurgulamadık. Bu güzel olduğu için bunu çekelim. Maşallah. Tüyüncü ömrü olsun. Burada da bir çift sarı nakışlımız var. Bunlar da Ayhan Kaya'dan, Ayhan Kaya abimizden bize hediye. Maşallah abi, tüyünce ömür olsun. Allah razı olsun. Allah dostlarımızı eksik etmesin. Amin abi, amin. Burada evet da, arkadaşlar, an itibariyle Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapmış bulunmaktayız. Yani Şampiyonlar Ligi derken şöyle, millete göre celep gelebilir. Biz sevdiğimiz kuşu besliyoruz. Misal sürekli farklı bir şeyler üretmek peşindeyiz. Şöyle bir aslan parçası, ben sevmem diyen kuştan anlamaz. Bunun cinsi nedir abi? Bu kırma bir kuş. Bunu Denmark'la kırmışsınız. Denmark'la hardini mi? Yok. Değil. Farklı bir şekilde çalışıyor. Hani biz sevdiğimiz kuşu besliyoruz. Misal platine karşı zaafım olduğunu bütün memleket bilir. 3-4 çiftim vardı. Bunlar da hani kuşçu tabiriyle tutulmaz. Şöyle bir alalım. Olacağı şeklini de size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir bak. O da benim yavrum, o da benim yavrum. Ben de demiş. 3-4 çeşidi var bunların bende. Göğalaca beyaz kuyruk var. Nereden bir yavrum size göstereyim. Öyle. Benim en sevdiğim kuş otudur. Maşallah. Sırt siyah. Göğüs koyu bir sarı. Tüy değiştirdikçe bu güzelleşecek arkadaşlar. Olacağı şekli de şurada. Şu cinteri yandıran kuşumuz. Gene bende yavrum çıkma bir kuş. Denmarklar var. Denmarklar var. Kardeşimin sevdiği Göğalaca beyaz kuyruklar var. Sarı hardinler var. Sarı olanlar, beyaz kuyruklarımız var. Burada gördüğünüz bütün kuşlar birer çiftten olan kuşlar arkadaşlar. Birer çift. Hepsi çoğalmış burada. Maşallah, hepsinin tüyünce ömrü olsun. Platinlerin hepsinin nesli işte bu kuştan geliyor. Ana dişimiz. Evet arkadaşlar, bizleri ağırladıkları için Hani abi ve Şahin abiye çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet abi. Teşekkür ederiz. Ya da böyle 2020'yi bir şekilde bitirdik arkadaşlar. 2021'in herkese sağlık, mutluluk, huzur ve hayırlı gelmesiyle. Evet arkadaşlar, 2021'de
Görüşmek üzere. Bu 2021'in ilk videosu oldu. Tekrardan teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.